Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Soru Cevabın yeni bölümünde Ömer'leyiz ve bu sefer daha güzel bence, yani daha rahat bir mekandayız. İstanbul'dayız. Neredeyiz? Ömer, benim evimdeyiz. Ömer de benim misafirim oldu. Uzun zaman sonra evime geldi. Nasıl buldun evimi? Beğendin mi? Burası İstanbul'da bir rezidans. Yaşar biliyorsunuz son zamanlarda ünlü olunca parayı hem vurdum. TikTok'tan hem Twitter'dan hem YouTube'dan gelen gelirlerle artık bir rezidansta yaşıyor. Parayı vurdum arkadaşlar. Sizin sayenizde. Evet. Birimiz kurtuldu. İzlenmeler boşa gitmedi. Ciddi anlayacaklar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Rezidansa falan değilim. Normal evdeyim. Yani ama evet, yeni eve çıktım. Ömer de ziyaretime geldi. İstanbul'da yoğun bir video trafiğinde olacağız. İçeriklere bomba gibi devam ediyoruz. Adam 4 günlük İstanbul'a geldi. 3 gün full sadece video çekeceğiz. Öyle bir karar aldık. Birini daha anmak istiyorum. Kim? O da yönetmenimiz Nihilis İbrahim. Nihilis İbrahim kendisi filozof. Filozof. Felsefe okudu. Felsefe okumaya devam ediyor. Yazdığı paperlar dünya çapında ses getiriyor. Ama kendisi bir yandan nihilist sendromlar içerisinde olduğu için bu ününü ve başarısını kutlayamıyoruz maalesef diyelim. Ve bununla alakalı tam bir soru vardı. O da şu: 49W istikrar nasıl? Soru bu. Hani neden? Sizi bu kadar motive eden ne? Böyle bir soru gelmiş. Bak işte istikrarlıyız. Ben onu diyorum. Ben iyi gidiyoruz diyorum. Yaşar'la Vahit sürekli abi daha iyi olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Ben her zaman daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Her zaman daha iyi olur. Ama şu adamın şu yaklaşımına baksana, ne güzel gidiyoruz işte istikrarla. Tabii ki. Doğru. Ama hani diyor ki nasıl ve neden? Önce nasıl sorusuna cevap vereyim. Bir kere ekip çalışması olmak beni bayağı motive ediyor. Yani mesela bir kişi işini biraz daha savsaklayınca veya onu böyle iyi yapmayınca diğer iki kişi onun üzerine sonuçta yani bunu böyle yapmamalısın diyor, denetliyor. Bence bir de ekip arası bir uyum var. Yani hem üçümüzün arasında Vahit ve Ömer, bir de bizle beraber olan çalışan arkadaşlarımız, onlarla da aslında çok böyle bir heyecan içerisindeyiz. Yani mesela geçenlerde bize Umut diye bir arkadaşımız katıldı. Kendisi böyle belgeseller yapmış, videolara dair çok böyle istekli. Yani o mesela beni motive etti. Yani onun bize dahil olması. Yani böyle aslında bir komünite. Ben bu komüniteyi çok önemsiyorum. Nasıl bizim Discord'umuzda, YouTube'umuz, yorumlarımızda böyle insanlar birbiriyle çok makul, argümantatif tartışmalar yapıyor. Aynı hissiyat 49'da bunun içerisinde var. Yani beni sizler motive ediyorsunuz. Beni ne motive ediyor sence, tahmin et. Seni ne motive ediyor? Bulamayacaksın. Hayatta anlamlı bir iş yaptığını düşünüyorsun. Yok. Dilozof. Eğer dilozof diyorum tek başına o işi yapıyorsa, biz burada 3 kişi bunu yapamazsak yuh olsun. Ama sen dilozofu burada hani gerçekten başarılı da. Çok başarılı tabii, evet, canım. Tabii canım. Bu kadar iş yapıyor. Yani evet, biz 3 tane adam bir zahmet istikrarlı olalım yani. Evet. 4 tane video atıyoruz abi ayda. Evet. Son yıllarda tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin geleceğine dair umut verici iyi bir şeyler görebiliyor musun Ömer? Soru görüyorum. 49W. İyi bir şey görebiliyor muyum? Evet. Düşünelim. Benim belki Twitter'daki işte bizim bu ikinci atış ölçerdeki yorumlarımı biliyorsunuz, daha olumsuz konuşuyorum. Bu anlamda gerçekçiyim ama bir şeylerin de iyi gittiğini düşünüyorum. Yani insanlar, Türkiye'de okuma oranları artıyor. Tabii. Yani sosyal medya evet insanları polarize ediyor ama bir yandan da hiç olmadığı fikirlerle karşılaşıyorlar. Tabii ki bu insanların bir kısmını radikalleştiriyor, bir kısmını muhafazakarlaştırıyor ama günün sonunda toplumda bir şeylerin daha konuşulabilir olduğunu düşünüyorum ben. İyi veya kötü. Ya evet, bir de bu kötü diye tanımlanan şey aslında, ben biraz o diyalektik ilerlemeye inanıyorum. Yani burada bir kötülük varsa da o kötülük birçokları için öğretici oluyor. Hı hı. Yani dolayısıyla çok böyle yumuşak ve temiz ilerleyen bir tarihsel akış olduğunu ben zaten düşünmüyorum. Yani evet, acılar olacak, kötülük olacak. Ondan sonra o kötülükle yoğrulan insanlar daha iyi olacak. Tabii bu sizin perspektifinize göre. Yani mesela Türkiye'deki insanların %50'si belki o kadar da büyük bir kötülük görmüyor. Ama o görenler için bu bence öğretici bir şey. Öğretici bir tecrübe. Türkiye'nin bence sorunu şu. Yani Mısır'a, Cezayir'e veya Balkan ülkelerine gittiğinizde şeyi fark ediyorsunuz. Yani Türkiye bu ülkelerden ileride. Çok ileride. Evet. Biz bir anlamda Avrupa'ya da çok yakınız. Bir yandan dünyada ilk 20'de olup ama ilk 5'te olanlara bu kadar yakın olmanın bir dezavantajı ve sürekli bir imrenme. Biz neden evet, bunlara erişemiyoruz hissiyatı içerisindeyiz. Bununla kesinlikle şu şey anlaşılmasın, hani Türkiye çok iyi demiyorum. Zaten sürekli eleştiriyorum ben. Hani evet, beni takip edenler bilir. Korkuyor. Türkiye iyi diyeceğim diye korkuyor. Hayır, yani sen olur abi. Yok. Bazı şeylerde iyidir abi, her şey kötü mü? Hayır. Başka bir yerden gelmek istiyorum. Demek istediğim şey... Bir tane iyi bir şey söyle ya. İyi bir şey. Aynen. Ben hani o hikayenin devam etmesini gerçekten anlamlı buluyorum. Zaten bunun için geldim Türkiye'ye. Yani bir şeylerin hala potansiyeli olduğunu düşünüyorum ama demek istediğim şey şu. 100 yıla baktığımızda Cumhuriyet bir yerden bir yere geldi. Evet. Bir şeyler tabii ki yarı oldu, kaybedildi veya bazı şeyler tam istediğimiz gibi olmadı ama... Senin dediğin şey çok doğru. Aslında biz kıyası hep en yukarıyla yaptığımız için hep bir olmamışlık ve kötülük hissi bizde baskın oluyor. Yani şu an belki ekstra kötü de olabilir ama ne bileyim 2008'de de bunu hissediyorduk. Evet. 2010'da da bunu hissediyorduk. Neden Almanya değiliz? Neden ne bileyim İngiltere değiliz? Abi o seviyeye olamayacaksın yani. Belli. Bence olabiliriz. Hani neden olmadığımızı sorgulayalım. şu bence öğretici oluyor. Ben yurt dışına çıktıkça ve tırnak içinde kötü ülkelere gittikçe ülkeyi saygım ve şükretmem arttı yani. Biz hakikaten belli konularda bayağı iyi izledim yani. Latin Amerika'ya giden bir adam Türkiye'ye döndüğü zaman yeri daha taşı öpüyor. Yani ben mesela işte Bosna Hersek'e falan gittiğimde şeyi fark ettim yani, Türkiye bir şeyleri önüne koymuş. Mısır mesela Türkiye'nin 30 sene gerisinden gelir ama çok geride. Yani yine de tabii Türkiye'nin son 5-6 yılda işte enflasyon olsun, işte bu istikrarsızlık, işte otoriter baskı olsun, onda insanlara yarattığı bir duygusal tahribat oluyor. Bence sende bende biraz şey var, biraz siyaset bilimi okumanın da bir şeyi. Siyasetle daha rasyonel bir ilişki kuruyorsun. Yani burada diyorsun ki bazı güç savaşları var, bazı küresel trendler var, bazı yapısal faktörler var. Çok etkilenmiyorsun o olaylardan. Evet, diyorsun ki bu böyle. Şimdi bunu topluma dair bir analitik analiz yapıyorsun. Bir de kendine dair bireysel olarak bunun ötesinde ben şöyle kurtulmalıyım, şunu hareket etmeliyim. Türkiye bunu yaşıyor ama ben kendimi bundan böyle yaparak başka bir yere konumlandırabilirim gibi kendinle Türkiye'yi veya siyasetle benliğin arasında bir bariyer koyuyorsun. Ama insanlar mesela çok daha duygusal yaşıyor bu süreçleri. Gençlere hakikaten şu pompalandı. Her şey çok kötü, çok kötü, bitiyiz. Böyle bir şey konuşuldu. Bak bu kısmi olarak doğru da olabilir. Ama mesela bak şöyle düşünelim. Her şey çok kötü. Gerçekten bu olsun. Herkes bundan hemfikir olsun. İnsan kendi hayatından düşünsün. Ya çok kötü bir hayatı yaşayan adam sürekli çok kötüyüm, berbat bir hayatım var dersin. Nereye gider? İntihara gider bu adam. Yani bu aslında çok iyi bir bakış açısı da değil. Birazcık daha mesafeli olsak, duygusal yaklaşmasak ve bu negatif düşünceden uzak kalsak daha iyi olabilir. Bak işler iyi gidiyor demiyorum. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani işler kötüye gitse dahi ne olacak şimdi mesela? Brezilyalılar sürekli şey bilesin. Ne kadar kötüyüz. Berbat. Güvenlik yok. Şimdi benim bu kader videosunda seninle konuştuğumuz, anlatmaya çalıştığım bir şey vardı. O videoda şunu söylemeye çalışıyordum. Yapılar var, kader var, artık ne dersen de. Bunları çözmen, bunları aşman çok zor. Ama bunların hayattaki en büyük etkenler olduğunu düşün. Ama bir yandan da ancak kendi varlığın ve özgür iradenle bir şeyleri değiştirebileceğini de bil. O yüzden Türkiye'de mesela bir işler kötü gidiyor ya da trendler nereye gidiyor bunu fark et ama senin yapabileceğin tek şey bireysel olarak bireysel çaban. Yani bir şeyleri kötü diyerek veya abi çözemiyoruz, ülke çok kötüye gidiyor diyerek bir şeyler değişmiyor. Demoralize olma bu kadar diyorsun. Demoralize olma, kolay değil. Motive ol yani. Kolay değil. Aynı anda iki gerçeklik. Belki bu nüans bazı insanları rahatsız edecek şey gibi düşünecekler. Yani bunlar hayal satıyor. Yani Türkiye gerçekliğinden bir haber. Bunlar değil. Hani haberdar ol, her şeyin farkına var ama aynı zamanda sadece Türkiye'de veya kendi hayatında sen bir şeyleri çabalayarak yani hayatını kurtar bence. Yani basit ve belki boomer gelen bir şey ama ben bu insanlara bunu diyorum. Doğru. Geç soruya. Soru değil ama Ömer abi bir Fransızcayı veyahut Fransızları gelmesini dinlemek istiyorum. Fransızca güzel dil, değil mi? Güzel, evet. Fransızlar da anlatıldığı kadar kötü insanlar değiller abi. Değil, evet. Fransızlara karşı çok büyük bir negatif önyargı var, değil mi? Evet. Yani Fransızlar şöyle dallama, böyle dallama. Doğrudur, Paris dışı bence daha sempatik insanlar. Ama Paris'teki insanlar da beni yemedi yani. Hiçbir öyle çok acayip çirkin davranışlarda veya kibirli tavırlarda bulunmadılar. Benim kişisel gözlemim hiç de Fransızların öyle çok yerilecek bir grup olmadığı yönündeydi. Seninki nasıl? Kesinlikle yani. Ben de zaten hani Fransızım zaten. Hani öyle negatif bir düşüncem yok. Genel olarak hani hiçbir ülke için böyle ön yargılar taşımıyorum. Belki ben Almanları sevmem abi. Ben Japonlar konusunda böyle biraz farklı düşünceler içerisindeyim. Çünkü bizim toplum çok seviyor Japonları. Saygılı millet falan diye. Abi çok ciddi bir ırkçılık ve çok ciddi bir gelenekçilik var yani. Kadınlar. Sessiz adamdan korkarım ben. Evet yani Japonlar sessiz. Japonya ahlaklı olduğu için böyle değil abi. Japonya gerçekten o kurallara uymamanın maliyeti çok yüksek, sosyal maliyeti. O Japonya'nın bastırılmış dürtüsü beni gerçekten biraz ürpertiyor. Şimdi sıradaki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Her ikimiz için de muhafazakarlık ne ifade ediyor? Bunu merak ediyormuş. Özellikle muhafazakar tarafa daha yakın olduğu için Ömer bireysel çapta ne düşünüyor? Zira muhafazakar, progresif gibi kavramlar zaten Amerika ve Türkiye, burada tez yazılmamış yani soru içerisinde bir tez var. Çok farklı şeyler ifade etmesinin yanında bir anlamda çok farklı edebiliyor. Teşekkürler demiş. Yani muhafazakarlık senin için ne ifade ediyor Ömer? Ben daha muhafazakar eğilimleri yüksek olan bir insanım. Böyle doğmuşum. Ama ne demek bence yani? Bence çok bir şey de değil yani. Sen böyle doğdun, ben böyle doğdum. Bence seçmedik de o kadar. Evet ama hani senin için ne ifade ediyor onu merak ediyor zaten. Ya denenmişi bilinmeze tercih etmektir. Mesela senin kendi özel hayatında da öyle. Mesela Paris'e gittin çünkü arkadaşların da yüksek lisans yaptı. Sciences Po'ya gittin, orada zaten arkadaşım vardı. Yani Sciences Po'da benim gittiğim hoca arkadaşımın hocasıydı. Gittiğim yer zaten arkadaşlarım vardı, o yüzden oraya gittim. O kaldığın ev zaten. Kaldığım ev arkadaşımın kaldığı evdi. Sabancı aynı şekilde. Yani hep deneniyor. Birilerinin önden ben attım. Ben bir yıl gap year verdim. Böyle bir geriye çekildim. Tamam mı? Herkes bir gitsin. Sonra sen bakacağım dedim. Aynen. Sonra herkesin feedbacklerini ala dedim ki ha tamam bu yol daha güvenli. Buraya gideyim. Burada ben bu sorudan bağımsız şeyi düşünmüştüm. Yani tam dediğin gibi başkalarının denenmiş veya denediği yollardan gitmek benim canımı sıkıyor. Kendi otonomimi sağlayamamış gibi hissettiriyor bana. Ve bunun sebebini düşündüm. Neden böyle diye. Lisede bir kitap okumuştum. Kendini Yaratan İnsan diye. Aslında bir arkeoloji kitabı. Kendini Yaratan İnsan. Ve orada hani Marksist bir pencereden yazıldığı için dine karşı da özellikle bir negatif bir tutum vardı. Yani Tanrı yok, insan kendini var etti. Yani dil, işte dinin evrimi, işte insanın kültürünün evrimi, her şey aslında bir ihtiyaçtan doğuyor. Ve orada aslında insanın kendini yaratması, kendi hayatında da. Hı-hı. Değerleriyle, tutumuyla, çizeceği yol, vizyonuyla çok bana önemli gelmişti. Ben o yüzden başkasının yaptığını tercih etmektense böyle kendim yapayım, yanlış yapayım ama kendi hikayem olsun modundayım. Anladım. Yani benim muhafazakarlıkla ilişkim bu yönden daha tersi bir noktada diyebilirim. Diyelim. Evet. Sevdiğiniz politik gerilim filmleri nelerdir ve ne sıklıkla film izlersiniz? Gerilim, yani politik var da gerilim mi bilmiyorum. Politik gerilim... Gerilim var aslında, bak o gerilimdi. Churchill'in hayatı var ya, The Darkest Hour diye. Bence iyi bir film o. İzlediniz mi? Gary Oldman oynuyor. Yok, güzel film. Yani. Güzel bir siyasi film. Başka politik ajan filmleri var. Onlar politik sayılır mı? Orada ben bir... işte şu an çok klasik olacak ama House of Cards'ı izliyorum. Yani daha önce izlememiştim. Şu an izliyorum. Aynen. Evet. Bence bayağı güzel. Sonra bir tane Danimarka siyasetini anlatan bir dizi vardı. Borgen. House of Cards çok klasik zaten ama Borgen'e bakabilirsiniz. Ne sıklıkla film izlersiniz? Ya ben haftada bir falan izliyorum. Çok film izlemem ben. Yani ben de çok izlemem. Daha çok izlemek isterdim ama. Ben yok, çok izlemiyorum. Aynen, ben haftada bir izliyorum. Acemoğlu hakkında fikirleriniz neler? Kurumlar konusunda söylediklerine katılıyor musunuz? Sizce demokrasi kalkınma için şart mı? Demokrasi olmadan elde edilen kalkınmalar demokrasi gelmezse sürdürülebilir olmaz mı? İlkine cevap verelim. Acemoğlu hakkındaki fikirlerin neler? Öyle özel bir fikrim yok. Müspet. İyi adam. Yani şimdi... Gururumuz be. Bu topraklardan yetişmiş şu an en rockstar akademisyen Acemoğlu değil mi? Şöyle bir aslında bilgi verebilirim. Neden bu kadar popüler oldu? Aslında uygun bir zamana denk geldi. Çünkü 1960 ve 70'lerden sonra devlet kavramına geri dönüldü. 80'lerde de ya sadece devlete değil kurumlara bakalım. Hani kurumlar ne kadar işlevsel, onlara bakalım. Çünkü o kurumlar şeyin arasında bir cevaptı. Böyle her şey dışa mı bağımlı yoksa içe mi bağımlı? Yani o tartışma çok klasiktir. Mesela bir ülke niye kalkınamadı veya Amerika niye zenginleşti? Amerika'nın kendi kaynakları vardı. İnsanlar çok çalışkandı versus kapitalizm ve sömürge. Ama kurumlar tam aslında biraz daha ortada bir noktada. Hani sömürge olup başarısız olan İspanya var. Ama sömürgecilik yapıp başarılı olan İngiltere var. Evet. Anladın mı? Yani orada biraz daha böyle nüanslı cevap verdiği için tam da Acemoğlu onun üzerine, o literatüre denk geldi o yüzden. Ama kurumsal açıklamaları ben severim de. Evet, yani bence birçok şeyi de... Çünkü şey gibi oluyor mesela, iki ülkeyi kıyaslarken o mesela Latin Amerika, niye Güney Amerika bu gelişmedi, Kuzey Amerika gelişti falan gibi anlatıyor yani. Hikaye aslında çok tarihsel sürece baktığın zaman çok benzer ilerleyen bir hikaye var. Evet. Sonra bir ayrım oluyor. Evet. Peki bu ayrım neden olduğuya bakıyor adam. Ve o ayrıma bakarken dedi ki burada şu kurumlar gelişmişken burada tam zıttı kurumlar gelişti veya bu kurumlar burada gelişemedi. Dolayısıyla bu kurumsal farklılık bu ayrıma sebep oldu. Güzel bir anlatı. Ömer videolarda karşı tarafın düşüncelerini çürütürken aslında karşı tarafın haklı olabileceği noktalar oldu. Olduğunu gördüğü halde karşı taraf savunmasını iyi yapamadığı için üste çıkma imkanını kullanıyor mu? Özellikle İbrahim için. Kullanıyor musun? Yok abi ya, böyle bir şeyim yok. Yani senin haklı olduğunu düşünsem dahi eğer format birazcık geyik formatıysa şakasına şey yapıyorum, provoke ediyorum. Ama yok, format zaten daha ciddiyse ki bizim ateş ölçüler genelde öyle. Sana hak verdiğim çok şey olmuştur ya. Ya Ömer aslında... Olmuyor mu? Hak verdiğim oluyor. Yani o ne kadar yansıyor bilmiyorum da aslında bence birbirimizin fikirlerine belki ekran önünde olmasa bile sonrasında hak verdiğimiz oluyor ve uzun vadede yakınlaştı yani fikirlerimiz. Evet ya, yani hiç böyle şey yani senin haklı olduğuna inansam da yok abi böyle şey olmaz falan gibi yaptığımı zannetmiyorum. Geyik videosuysa veya hani sırf tansiyon yükselsin diye yaptığım şeyler oluyor ama onlar çok sınırlı bence. Hatta ben Ömer'e şey diyorum yani bence asla düşünmediğimiz bir şeyi sırf eğlence olsun veya tansiyon olsun diye savunmayalım. Ama bu medyanın işleyişine biraz ters. Evet, ters. Ama ona tersine gitmeyi seviyoruz arkadaşlar. 49'da böyle fark ettiğiniz gibi. Yani bence olduğumuz gibiyiz. Önceden benimsediğiniz ancak sonrasında fikir değiştiren siyasi görüşler neler ve neden o görüşleri artık desteklemiyorsunuz? Eskiden ülkücüydüm diyormuş. Bu arada... Yok, ben de öyle değilim. Sen öyle miydin? İlk defa burada açıklıyorum. Kamu önünde açıklıyorum ve muhtemelen bu ileride başımı yakabilir ama bir noktada Ülkü Ocağı'na gittim. İsmail Saymaz gibi diyorsun. Evet, bir noktada Ülkü Ocağı'na gittim. Yani ayıp bir şey değil kardeşim. Böyle ayıp, bak şey yapma. Ayıp değil, hayır. Hatta çok memnunum çünkü lise 1'deydim. Biraz arkadaşlarımın da etkisiyle Ülkü Ocağı'na gittim. Gerçekten nasıl bir yer olduğunu gördüm çünkü boş bir yer. Tahmin edebileceğiniz gibi. İnsanlar oraya sadece... Bizim kitlesel çoğu şey boştur yani. Şimdi bak, beni konuşturtma. Marksistlerin toplantılarda çok dolu olmuyor. Abi emin ol yani... Şimdi ikisi aynı kefeye konulabilir değil ya. Belki bir derece farkı olabilir. Yok abi. Çünkü Ülkü Ocağı'nda yani insanların gelme amacı işte kavgaya adam toplamak falan yani. Ülkücülüğü bıraktın, solculuğu bırakmadın mı? Yani ben hani ülkücülük Allah'tan geçti yani hani bir aylık. Solculuk? Solculuğu bırakmadın ama yakınsın hala. Yok hanım, evet. Sosyal demokratım. Bunu hep söylüyorum. Sosyal demokrat. Güzel. Evet. Güzel. Ben hiçbir zaman çok böyle büyük bir şeyim yoktu. İdeolojik bağlılığım yoktu. Ülkücü de hiçbir zaman olmadım. Kemalist hiçbir zaman olmadım. Şimdi senin lisede okuduğun köşe yazarları... Liberal de hepsi. Liberal taraf tayfası işte. Onları okuyordum. Bu klasik liberaller, bizim Ahmet Altanlar, işte ne bileyim. Okuyordum. Rasim Ozan'ı bile severdim mesela ben. Etkileyici midir? Şimdi bak. Rasim Ozan'ı hala bu arada şey olarak severim. Bir medyatik figür olarak iyi bir medyatik figürdür. Başarılı. Başarılıdır yani. İyi oynuyor. Ama o zamanlar ben şeylerini de seviyordum. Entelektüel olarak seviyordum. Bunu dediğin için linçleneceksin. Başarılı dediğin için, ama halbuki insanların bir şeyi başarılı bulmasıyla belki doğru bulması arasında tabii ki ciddi fark var. Ya Rasim Ozan Kütahyalı konuşuluyorsa yaptığı iş tanımı gereği başarılıdır. Bu aslında. O zaman liberalleri takip ediyordum. Altan kardeşler vardı. Altan kardeşler, Bekir Berat Özipek hatırlıyorum. O zamanlar işte Türkiye'de liberalizmin altın çağıydı. Fena olmayan bir dönemiydi. Ama yani o da lisede oldu. Üniversitenin başında da biraz yine kendimi liberal olarak tanımlıyordum. Sonrasında artık tanımlamayı bıraktım ama çok da uzak değilim liberalizme. Ya bu arada biz şimdi Boğaziçi'li olduğumuz için Ömer, ben muhafazakarım veya milliyetçi dese bile, hani o kenarda bile aslında hepimizin başına bir liberal konuşmuştuk yani. Ortalamaya göre hep daha liberal kalıyoruz. Asrın Tok'un sizin videonuzu inceleyip verdiği tepkiler hakkında düşünceleriniz neler? Sosyal medya içerik üreticilerin bu tür linç ordularının olmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani ben izlemedim videoyu. Umursamadım ben. Yani ben mi? İzledim, cevap çektim kendi kanalımda. Öyle mi? Tabii benim kendi kanalım var. Reklamını yapıyorum bu arada 49'da. Sen cevap verdin. Cevap verdim. Nasıl? Cevap verilecek bir şey var mıydı? Cevap verilecek bir şey çok... Aslında hani Asrın Tok'a cevap verilmesi çok önemli değil ama insanlar iftira atıyor. O beni çok sinirlendirmişti. Yani gereksiz, yani atom inem yapmaya gerek yok. Evet. Ama şey, linç orduları, mesela Asrın linç orduları olmayabilir onlar. Onlar hakikaten libertaryen gençlerdi. Biz onlara karşı bir şeyler söyledik. Belki yanlış anlaşıldı. Belki sert geldi. Onlar da ona cevap verdi. Ben böyle bir Asrın Tok'un bir ordusu var bize yönlendirdi falan gibi düşünmüyorum. O saçma, evet. Öyle o saçma. Bir şey yok. Yani bu tarz şeyleri o kadar kişiselleştirmeli. Ki benim Asrın Tok'la bir kişisel husumetim de yok. Ben orada örnek olarak verdim Asrın Tok'u. Yani Asrın Tok'tan mı öğreniyorsunuz cümlesi yerine oraya Besim Tibuk'tan da diyebilirim. Besim Tibuk da diyebilirim. Ömer Gemalmaz da diyebilirim abi. Ömer Gemalmaz'dan da öğrenme yani. Liberalizmi niye benden öğreniyorsun? Evet. Orada yani Asrın Tok da o kadar önemli değildi ama Asrın Tok çok pejoratif bir şey gibi geldi kulağa. Başka şeylerden ötürü. Ama aslında Asrın Tok olmaya da bilirdi o. Öyle de bence. Ya adam, polemiğe girmeyelim abicim adamla. Bilerek yaptım da önce kalsın. Yani Asrın'ı da ben mesela, bana sorsan aslında başarılıdır mesela. Bir etki yaratabiliyor. Bir ihtiyaca karşılık vermiş adam. Bir şey olduğu zaman ben bu neden oluyor, nasıl oluyor ve neye karşılık geliyor onu anlamaya çalışıyorum. Ve Asrın Tok hakikaten bir ihtiyacı karşılamış, başarılı birisi. Ama bu biraz post hoc fallos'a götürüyor bizi. Öyle. Evet, yani başarılı adam zaten başarılı oluyor. Sen diyorsun ki bak başarılı demek ki bir şeyleri iyi yapıyor. Evet. Ömer abi, muhafazakar aileden mi geliyorsun? Yaşar Kürt olmaktan gurur duyuyor musun? Ben muhafazakar bir aileden geliyorum. Muhafazakar bir aileden gelmeyen var mı ya? Herkes öyle zannediyor. Benim çevremdeki herkes öyleydi. Ben şeyi şaşırıyorum mesela. Birisinin böyle dedesi, babaannesi okumuş. Saint-Joseph'li falan. Evet, Saint-Joseph'li. Robert'li çıkıyor. Robert'li, ODTÜ'lü. Evde içki var falan. Aile evinde içki var. Ben içkiyi ilk böyle bizim bir arkadaşın evinde gördüm. Neydi anlamadım da. Gösterdi, bak bu viski falan dedi. Şok olmuştum çocukken. Yani bizim evde var. Çocukken var mıydı? Yoktu. Çocukken yoktu. Bu süreç içerisinde bizde bir sekülerleşim oldu. Yaşar Kürt olmaktan gurur duyuyor musun? Yani gurur duymuyorum. Hani öyle gurur duyulacak bir şey olarak değil mi? Yani bir şeyden niye bir insan gurur duysun ki? Edinmediğim, doğalında gelen özelliklerimden gurur duymuyorum. Yani erkek olmaktan da gurur duymuyorum ama şöyle bir şey var. Gurur duymam ama şey de hisset, kötü hisset falan. Kötü de hissetmiyorum. Aynen öyle. Çok güzel. Helal olsun be Yaşar. Yani Kürt olmaktan da gurur duymuyorum ama... O zaman zeki olmandan da gurur duymuyorsun. O da doğuştan geliyor. Ya ama... Bak error verdi. Mavi ekran. Buraya kurgu yapalım. Bak. Zeki olmaktan gurur duyuyorum. Yalan mı söyleyeyim abi? Yalan söylemek istemiyorum yani. Hiçbir zaman yalan söylemedim ekran karşısında. Ben senin ilk cümlene katılıyorum. İmza. O yüzden zeki olmaktan da gurur duymuyorum. Çünkü ilk söylediğin cümleye katılıyorum. Ama şöyle, zeka bence hep ayakta tutman gereken bir yetenek. Ben öyle inanıyorum. Yak lan, ne sallıyorsun? Öyle oğlum. Yani zeka... Körelir mi diyorsun? Körelir. Kesinlikle. Ona her şey ayakta tutman lazım. Düşüneceksin, irade koyacaksın. Senin gibi insanlarla vakit geçireceksin. Yoksa körelir. Benim mesela matematiğim çok geriledi. Mesela? Kullanmayı ne düşünüyorsun? Yani o yüzden... Yani zeka Yaşar senin de çok gerilemiş. ALES puanını öğrendim de oradan. Abi çok uykusuzdum. Ve kendime aşırı güvendim. Alkollü girdim kanka. Alkollüydüm de bu arada. Ama bak et ya. Şöyle kendime orada kendime aşırı güvenin bir şey oldu. Güzel bir soru gelmiş Yaşar. Senden iyi bir cevap bekliyorum. Hadi bakalım. Hayattan ne anlıyorsunuz? Yaşamınızdan ölüme kadar ki amacınız nedir? 2 milyon takipçi. Yok ya, öyle hiç öyle bir şeyim yok. Öyle yok mu? Yok, o değil. Daha böyle soyut bir şey olur. Soyut bir şey. Aynen. Asla böyle rakamlarla erişemeyeceğim bir şey olmalı. Yani şöyle bir amaç olabilir mi abi? 5 milyon lira bankada hesabım olsun. Abi ne kadar fakirsin lan. Senin gibi değiliz kardeşim. Adamın hayaline bak. Neyse. Anladım, doğru söylüyorsun. Katılıyorum buna. Hani öyle rakamları indirgenebilir. Yani maddi bir hayal biraz garip geliyor bana. Yani birincisi gerçekten dönüp baktığımda kendi hayatımı yaşadım ve anlamlı şeyler yaptım diyebilmek. Tabii. Birincisi bu. İkincisi, ben şunu da gerçekten seviyorum. Yani belki insanlar bizim o sadece şey yönümüzü görüyor. Kamusal yönümüzü. Yani sosyal meseleler hakkında konuşuyoruz. Siyasi meseleler hakkında konuşuyoruz. Bu gerçekten benim çok önemsediğim ve hani İstanbul'a döndüm bunun için. Ama dostlarımla geçirdiğim vakiti, yani güzel anılar biriktirmek, o da beni çok şey yapıyor. Dönüp hani o an hissediyorum. Herhalde oğlum, yani Kılıçdaroğlu videosu çekmek. Şey yapmıyoruz. Ya hayır. O kesin bunu biliyorduk. Aman eyvallah. Yok, hani o Kılıçdaroğlu videosunun kendisi olmasa da ona dair bir eylem yapmak ve dönüp baktığında o, evet, o işlerin için, genelini diyorsun sen. Aynen. Onun bende bir yeri var ama bir yandan da o duygusal olarak insanlarla geçirdiğim vakit, arkadaşlarım, anılar biriktirmek, düğünler. Tabii. Düğünlere bayılıyorum. Yeni düğünden geldim. Ecnebiler ne der buna? Enjoy the ride derler. Bilirsin sen. Yani keyfini çıkarma aslında. Burada bir şey var. Burada bir şeyler yaşıyorsun, görüyorsun, deneyimliyorsun, tecrübe ediyorsun. Keyfini çıkar. Bir yani de bir arabada geziyorsun gibi düşün ve etrafı görüyorsun. Günün sonunda yaptığın şey bu yani. Ölüm son nokta gibi düşün. Orada sürekli bir şeyler görüyorsun. Keyfini çıkar yani, bir şey yok. Bir de yani ben insanların hayatına dokunabilmeyi seviyorum. Yani bunun belki daha derinde başka bir psikolojik bir açıklaması vardır ama. Herkes hani, seviyordur canım. Yani işte hani biri böyle bizden bir şey öğrenip bir kafası açıldığını söyleyince işte ya da bizden etkilenip ders çalışması, bizden etkilenip bir bölümü okuması, bizden etkilenip bilmiyorum hayatındaki bir sorunu çözmesi. Bir faydan oluyormuş gibi hissediyorsun. Evet, bir değer katıyorsun gibi aslında. Evet, yani bir şeylere değer katmak. Değer katmak iyidir, doğru bak. Evet. Değer katmak keyifli bir şey bence de. Bu bir insanın hayatına değer katmak da olabilir. Bence mesela bir şirkette işini iyi yapıyorsun. O da bir değer katmaktır. Yani varlığın bir şeye anlam katıyor. Bu çeşitli şekillerde genişletilebilir yani, sadece şey değil. Bir insana iyilik yapmak değil ve önemli bir şey bu. Evet. Motive ediyor, mutlu ediyor. Kendinizden daha alt statüde olan ilişki olur mu sizce? Olmaz. Olur. Şekil ağa. Çok düşündün mü bu şakayı? İlişki dediği romantik ilişki. Ben romantik ilişkiyi anladım. Bir şey söyleyeyim mi? Romantik ilişki olur, diğeri olmaz esas. Romantik ilişki de olmaz bence. Ya belki romantik ilişki de olmaz. Yani diğeri hiç olmaz oğlum. Statü demeyelim. Statü garip bir kelime. Bunları sevmiyorum böyle de. Bu kadar güç ilişkilerin kristalize olduğu şeyleri sevmiyorsun. Biraz da saklayalım istiyorsun. Hani. Statü demeyelim de yani şey gibi diyelim. Benzer kültürel sermayeye sahip olmadığın insanlarla o kadar derin bir ilişki kuramıyorsun. Aynı şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Aynı ilgileriniz yok. Adamın muhabbeti sana boş geliyor. Senin muhabbetin ona kafa açıcı geliyor. Aptalca geliyor falan. Bir uyumsuzluk oluyor. Ama romantik ilişkide başka şeyler de olduğu için masada... Sanki bunlar önemsenmiyor. Öyle bir şey yaptık, herkes anladı masada ne olduğunu, yani öyle bir şekilde söyledin ki. Hani öyle söylemesen insanlar hani romantizm falan düşünecekti. O da var. Şöyle, 2. sınıfta falan şey düşünmüştüm, 3. sınıfta. Ya ben Boğaziçi'deki arkadaşlarım, özellikle Kilyos'tan gelen arkadaşlarımla çok fazla ortak noktamız var. Mesela her biri neredeyse ailelerinde 2 üniversite okuyan insanlar. İşte baba çalışıyor genelde, anne çalışmıyor falan. Ya da işte böyle ortalama iyi aile çocukları. Şimdi bir de bakıyorum başka arkadaş grupları var. Onlar hani böyle her hafta partiye gidiyor, işte bara gidiyor. Şimdi orada bir sınıfsal farklılık, bir kültürel farklılık hissediyorsun. Biz kabul etsek de etmesek de bütün aslında arkadaş ilişkileri, o romantik ilişkiler aslında belli bir küme ağında oluyor. Yani aynı ortak sosyal sermayede olacaksın. Evet. Aynı ekonomik grupta olacaksın. Yoksa zor oluyor. Ekonomik grup o kadar önemli değil ya. Ben çoğu arkadaşımla farklı ekonomik gruplardayım. Ben zenginim ama onlar fakirim. Yok çok değişenler de. Sen bu son zamanlarda bir zenginliğini vurgulama ihtiyacı nereden geliyor? Hiç yok. Ben senin 5 milyonla biraz şey yaptım. Üzüldüm. Senin için çerez var o zaman 5 milyon. Benim için çerez parası değil de oğlum. Dolara çevir sen de anlayacaksın. Yok ben o 5 milyon öyle ağzımdan çıktım. Yanlışlıkla çıktım. Eski Türkiye'yi düşünüyorsun sen. 2 sene önceki Türkiye'deyim ben. Yok şey gibi düşündüm ya. Kendimden düşünmedim. Şöyle düşündüm. Bizim arkadaşlarımızın çoğunun ben ekonomik durumu bilmezdim ki. Bilmiyorduk yani. Siz biliyor muydunuz o kadar? Ben bilmiyordum. Yani evet. Yani biri mesela çok zengin çıktığı zaman ben şaşırıyordum. Aa onun babası öyle miymiş falan diye. Bilmezdik, biz konuşmazdık bunu. Kentli eğitimli gençler bizim gibi o kültürel sermaye daha önemli oluyor. Tabii. Yani hafta sonu nasıl değerlendirmek istersin? Nasıl biz bir video çekerek, konsere giderek, kitap okuyarak geçiriyoruz. O kadar değil tabii. Yok şey, o bir zaten karikatürize edildi. Yani şey, şimdi sürekli partiye giden, hani eğlence, Instagram hayatı yaşayan biriyle biz... Tabii olmaz. Olmuyor yani. Olmuyor, doğru söylüyorsun. Güzel bir soru bence bu. Ömer'in en büyük hayali nedir? Çocuk sahibi olmak istiyor mu? Şaşıracaksın Yaşar, en büyük hayalimiz ortak. Ortak mı? Neymiş? Yani seninki de buna benzer bir şeydir kesin. Türkiye'nin iyi bir yer olmasına anlamlı bir katkı verebilmek. Zaten böyle düşünmesen bu işi bu kadar... Yollarımız farklı, amacımız aynı. Nasıl yollarımız farklı ya? Oğlum şimdi aynı kulvarda değiliz. Yani sağ sol anlamında. Aynen. Yani bakış açısı olarak yani. Hayal ettiğimiz iyi Türkiye muhtemelen ikimizin çok ortak olmayabilir. Çok uzak da olmayabilir ama aynısı değil. Olsun. Ama niyet veya amaç veya hani bizi tatmin edecek şey benzer. Şimdi insanlar şaşıracak. Ben mesela bu hafta sonu işte zaferli bir birkaç arkadaşla beraber oturdum. Hı hı. Ve çocuklar, yani arkadaşlarım, yani o anlamda söylüyorum. Sen arkadaşların mı bunlar, yoksa bunlar antropolojik gözlem yaptığın insanlar mı? Onu çözemedim. Yani o da oluyor da arkadaşlarım yani bu senaryoda. Ve onlar benim fikirlerimi, ne anlatmak istediğimi anladıklarını söyledi. Ben de onların neden Zafer Partisi'ne hangi kaygıyla oy verdiğini anladığımı söyledim. Şimdi bu şunu söyleyeyim. Mesela insanlar beni sosyal medyadan tanıyınca çok fikirlerimin keskin olduğunu düşünüyorlar. Bu doğru bu arada. Fikirlerim gerçekten çok keskindir ve onları savunurum. Ama bu şu anlamaya gelmiyor. İnsanlarla işte bir bağ kuramıyorum, onları anlamıyorum, empati kuramıyorum. İkisi farklı bir şey. Mesela bence Türkiye'de insanlar aynı masaya oturunca kaygıların ortak olduğunu anlıyor. Zaten hani abi ülkenin sorunları belli. Evet. Refah yok ortada. Bir eşitsizlik var. Bir güvenlik kaygısı, yani İstanbul depremi falan. Bu yani aslında sorunlarımız ortak. Herkes benzer kaygılar yaşıyor. Aynı hayatı yaşıyoruz. Farklı şeylere inansak da kardeşiz mi diyorsun? Kader ortağıyız diyorsun. Kader ortağıyız abi. Aynen olsun. Bir olalım. Gelin canlar bir olalım diye. Oraya bağlamayalım ama hani o neyse, anladınız. Çocuk sahibi olmak istiyor mu? Yani çok istemiyorum ama herhalde olacağız. Kışından son diyorsun. İstemeden bir şeyler yapıyorsun. Bana şey gibi geliyor. Çocuk sahibi olmak yaşanılması gereken bir şey gibi geliyor. Evet, bence biraz da anlamsız hissedersin gibi. Şey gibi, hani mantıken bunun yaşanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bana sorsan ister miyim de çok süper istediğim bir şey de değil. Duygusal olarak çok istemiyorum. Ama mantıken bence bu dünyaya geldiysek aile kurmak veya çocuk sahibi olmak birazcık sanki bu oyunun tarzı bu yani. Bu oyunda bu chapter var. Bu chapter'ı oynayacaksın. Anladım. Oynamıyorsan oyunu biraz eksik oynuyorsun gibi geliyor. Bir de yani çocuk çok, mesela demin bahsettik ya, işte birilerinin hayatına dokunabilmek, Türkiye falan. Ama aslında bunun en büyük projektörü yani şey, çocuk yani. Çünkü sıfırdan doğuyor insan. Sen onun biyolojik, kültürel, zihni her anlamda hamisisin. Ve hayatın boyunca o insandan sorumlusun. Ve o insanın nasıl olacağı birçok anlamda da sana bağlı. Bu aslında ama problemli bir şey değil mi? Büyük de bir şey. Çok büyük bir sorumluluk istiyorum. Beni kaygılandırıyor bir anlamda. Şimdi İbrahim benim çocuğum olsa tokatlarım. İbrahim... Hayır. İbrahim dertlenecek, tribe girecek, nihilizm girdabına düşecek. Ben diyeceğim ki ya bu çocuk benim yüzümden mi böyle oldu? Abi ki benden hiçbir alakası yok. Evet. Bu da bence birçok anne baba için kabullenmesi zor da bir şey. Evet. Yani çocuğunun aslında farklı bir bireyi olduğunu ve birçok etmenden etkilendiğini. Bu arada İbo, bu kamera arkası İbo benim İbo. Abi bizim şey değil aynen. Çok uzun İbo değil. Aynen. Şimdi bir tık az uzun İbo. Bizim İbo, yani benim İbo uzundur. 1.91, 1.92. Felsefeci, nihilist. Evet. Bir de Ömer'in İbo var. Onu biliyorsunuz İbo, zaten. Gamer. İbrahim Karaslan. O da biraz nihilist. Ama o daha da uzun. Daha da uzun. Ömer'in İbo daha da uzun. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü ekranlarda arkadaşlar İbrahim Karaslan o kadar uzun durmuyor. Evet. Ama çok uzun. 1.95, 1.96 dedi yani. Bir kuleden bahsediyoruz orada. Evet. O yüzden iki İbo var. Biri uzun İbo, biri daha da uzun İbo. Evet. Lise öğrencilerine tavsiyeleri neler? Lise öğrencilerine. Ben lisede münazara yaptığım için kafam çok açılmıştı. Doğru. Şundan dolayı çok açılmıştı. Yine böyle çok şeyden bakmayacağım. Ya çok şey öğrendim falan gibi değil. Lisede o tipler ama biraz şey yapabiliyorlar. Bulunuyorlar mı? Aynen. Olabilir. Ya, işte lisede o kadar kafanız açılmasın. Ya şöyle, şu anlamda bak, çok şey bildim böyle şey oldum, böyle nümayiş yapıyorum bilgilerle falan gibi değil de. Nümayiş ne ya? Gösteriş. Kardeşim, sen ne yapıyorsun burada, yeni nesil? Gösteriş. Biraz da böyle şey. Hars devrimini tartışacağız, oraya gelme. Devam et. Google'laştıran erkek. Devam et, söyle. Benim yaşımda veya benden birkaç yaş büyük insanlar var ve bunlar böyle kitap kurdu falan değiller. Anladın mı? Yani böyle uncool tipler değil. Tartışıyorlar, konuşuyorlar ve bu sosyal meseleleri konuşuyorlar. Yani orada başka insanların bunu yaptığını görmek bana bir rol model olmuştu. Yani böyle bir hayat var. Hoşuna gitti. Hoşuma gitti, evet. Münazara yapın diyorsun. O benim kafama aşağı ama tabii bir etkinlik, bir sosyal komiteye girmek belki. Abi bak, lisede çok güzel boş vaktin var. Bir daha o kadar güzel boş vakit bulamıyorsun. Üniversitede de nispeten var ama lise en güzeli. Hobiler geliştirmeleri lazım. Yani bu mesela bir müzik aleti çalacaksan en güzel zaman lisedir. Doğru. Lisede başlarsın, çalarsın. Üniversitede ben gitar çalmayı öğrendim, iyi gitar çalıyorum, çok görmedim ben. Herkes lisede yapar. Dil öğrenmek için de lise iyi bir zamandır. En iyisi ortaokuldur tabii de, ortaokul, ilkokul da lisede fena bir zaman değil. Lisede sorun şu oluyor, o vaktinin ne kadar değerli olduğunu genelde fark edemiyorsun. Bilmiyorsun, evet. Vaktiniz çok değerli. Ama bu vaktimi de sürekli inanılmaz verimli harcayacağım diye bir tribe de girmeyin. Bir şey seçin belki. Aynen, yani bir spor yaparsın, ne bileyim bir müzik, bir başka bir hobi de olabilir. Oyun bu kadar oynamayın. Oyun çok oynamayın, en büyük sıkıntı odur. Evet. Mesela ben çok oyun oynadığım için biraz pişmanım. Oyun oynama abi. Kitap okuyabilir. Çok kitap okumak için de güzel bir vakittir. Evet. Bol bol kitap okuyabilir. Karşı cinsle ilişkinizi bu kadar önemsemeyin. Bu kadar takılmayın bu meseleye. Bu mesele hayatınızın çok gündeminde de olmasın abi. Lisede çok problematize ediyorsun bunu. Niye sevgilim yok? Sevgilim mi olmalı? Sevgilim olsun falan. O kadar tribe girmeye gerek yok. Bir de bence tam, yani insan her yaşta başka arkadaşlarının veya çevresindeki insanların fikirlerinden etkileniyor ama lise bunun tam böyle şey oluyor. Çünkü birbiri üzerinde böyle baskı kurmaya çalışanlar, bulilemeye çalışanlar, yani zorbalamaya çalışanlar vesaire. Öyle bir ortamdaysanız veya öyle bir çevredeyseniz de ondan uzaklaşmaya çalışın. Yani psikolojik olarak sizi çok şey yapıyordur. Yani yıpratıyordur. Diyelim. Geç bakalım. Evet, güzel bir soru gelmiş, komik bir soru. Ömer Ülkücü mü? Değil misin? Değilim. Peki niye böyle bir vibe oluşmuş olabilir abi? Bıyıktan dolayı mı? Bıyık aslında bıyık solcu bıyığı gibi. Evet yani. Şu an değil de. Evet. Çünkü seni böyle libertaryen çocuklar linçlerken bıyığa bak solcu diye. Solcu sandı aynen. Evet. Abi yani. Birileri solcu sanıyor, birileri ülkücü sanıyor, birileri İslamcı sanıyor. Ne güzel abi. Demek ki herkese böyle bir değinmişiz. Demek ki herkesi rahatsız etmişiz. Şey yapıyor çocuklar bizim. Demek ki hak ehli. Biliyor musun? Aynen. Herkes saldırıyorsa. Base'sin abi falan. Oppenheimer'ın yerinde olsanız Manhattan projesinin başına geçer misiniz? Geçer miydin Ömer? Yeni izledim filmi. Ben de izledim. Oppenheimer'ın yerinde olsam geçebilirdim ya. Orada çünkü biraz şey hikayesiyle başlıyorsun sanki. Almanlar evet. Gerçekten şeytan falan. Ama evet. Biraz da şu da var. Abi sanki Almanların yenileceği Amerika savaşa girdikten sonra biraz belliydi. Yani biraz belliydi. Uzun vadede belliydi evet. Uzun vadede belliydi gibi. Ama şeyi de kabul edebiliyorum yani oradaki o Hitler figürü ve Almanya'nın şeytaniliğinin net olması herkes için. Evet. Ve buna karşı bir mücadele, savaşı erken bitirme motivasyonu veya işte Yahudileri kurtarma motivasyonu vesaire gibi düşününce çok garip değil. Ama projenin başına geçtik. Almanlar zaten yenildi. Belli oldu. Japonya'nın başına bunu atalım. Kötü tabii. Evet. Ya iki şey söyleyeceğim. Birincisi zaten atom bombasının atılma sebebi aslında Sovyetlere karşı. Çünkü yani evet Japonya'ya Sovyetler giriyor. Girince aslında 9 Ağustos'a falan denk geliyor ama Sovyetler tabii uzun zamandır 1-2 aydır askeri hazırlık yapıyor. Amerikanlar da bunun farkında. Sovyetlerin Japonya'da bir etki alanı olmasını istemiyorlar Çin ve Japonya'da. Birincisi bu. İkincisi şimdi bize şiddet çok böyle şey geliyor ya vahşi bir şey. 1930-40'larda aslında şiddet hala normalize edilmiş bir şey. Bunu da aferin, şeyden demiyorum orada. Aferin. Senden beklemedim yapar. Bazen şaşırtıyor beni. 150.000-200.000 insanın öldürüldüğü bir yani benim için çok insanlık tarihindeki böyle en kötü olaylardan biri normalleştirmek için söylemiyorum ama hani o insanların perspektifinden yani bu anlamda yoksa ama bence hala tabii eleştirilebilir Amerika bu açıdan. Ama Oppenheimer yüzünden başka bir şey demek istedim. 49W'nun gelişim hızından tatmin misiniz? Fena değil. Daha iyi olabilirdi. Tabii daha iyi olabilir. Ama hep söylüyorum organik. Yani biz sıfır reklam. Evet, sıfır reklam. Organik. Yani hiç şey yok. Hep kulaktan kulağa yayınlıyor. Bir de bu yavaş büyümek galiba hakikaten daha sağlam büyütüyor seni. Kitlen daha güçlü seninle beraber büyüyor. Yani kitlenin evet. Bağlılığı daha yüksek oluyor. Daha iyi bir kitleye konuşuyorsun. Belki de böyle hızlı büyüsek hemen sönebilirdik. Evet. Kitle takibi o kadar güçlü olmayabilirdi. Şu an mesela dediğin gibi bir etkinlik yaptığın zaman çok fazla talep oluyor. Evet. Çok fazla insan takip ediyor. Çok fazla insan senin fikirlerine değer veriyor ve gerçekten sahici bir şekilde, güçlü bir şekilde takip ediyor. Bu da belki yavaş büyümekle alakalı olabilir. Olabilir. Bir de ben şunu seviyorum. Onu takipçilerimiz ne kadar hissediyor bilmiyorum ama hani ilk başladığında bu kanal işte Ömer daha sen yeni mezun olmuştun. Değil mi? White yeni mezun olmuştu. Yani benim işte Fransa'ya gidişim, gelişim bizim hikayemize devam ediyor ve takipçilerimiz bizim aldığımız kararların duygusal yönleri, mantıki yönlerinde beraber yaşıyor aslında. Belki bazı kararlarımız doğru buluyor, bazıları yanlış tabii. Buluyor, bazılarını anlamaya çalışıyor. Şeyi de görüyorsun, sen mesela daha geleli yeni oldu da sen 5 yıl burada devam etsen, 5 yıl boyunca böyle konuşsan orada insanlar şeyi de izleyebilecek ya senin. 5 evet. Yıl boyunca aslında düşüncelerinin bir evet. Gelişimi ve evrimi oluyor. Ya şu an çok mutluyum mesela hani Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyorum. Belki ileride değişecek. Evet. Belki ileride bize denk geliyor bilmiyorum. Solculuğu bırakacaksın tamamen. Yeniden muhafazakar saflara katılacaksın. Olabilir. Şimdi günümüzün şöyle bir şeyi var. Her şey kayıt altına alındığı için insanların bireysel davranışları ve fikri dönüşümleri çok gözlemlenebilir oluyor. Aynen. Ve yüzden insanlar şaşırıyor ama aslında şaşıracak bir şey yok. İnsanlar çok değişen bir şey zaten. Tabii. 1970'lerde derler ya işte benim eski solcu arkadaşlarım kapitalist oldu falan. Olur. O böyle oluyor yani dünya. Diğeri de tam tersi de olabilir evet. Yani. Yani tecrübelendikçe fikrin değişiyor tabii ki yeni şeyler evet. Geçiyor. Telefon kapak fotoğrafın ne? Şöyle bir görüntü. Lo-fi müzik çok dinliyorum ben. Böyle tını, ders çalışma müziği. Oradan aldığım bir resimdi. Seninki sürekli değişiyor. Benimki sürekli değişiyor. Ama muz. Şu an muz ama asıl senin eski telefonun kahve. Kahve oldu. Senin eski telefonda Oğuzhan fotoğrafı. Oğuzhan vardı. Onu koyamayız. Ayıp olur. O fotoğraf şimdi şöyle benim eski telefonumda ben arkadaşlarıma komik fotoğraflarını koyuyordum kapak olarak. Oğuzhan vardı eskiden. Evet. Öncesinde Batuhan vardı. Şaşırdım. Güzel bir soru var. Taşra Üniversitesi'nde okusaydınız ne yapardınız? Bence senin cevabın şey, okuturup ölümünü beklemek gibi bir şey bekliyorum senden. Yani bölümüne göre değişir bu arada. İyi bir bölümde okuyorsan bence yine hala umut var ama bölüm de kötüyse Taşra Üniversitesi sana ne vaat ediyor bilmiyorum. Hiçbir şey vaat etmiyorsa da sanki orada bulunmamak daha iyi de olabilir gibi. Yani alternatif bir şey yapmak. Piyasaya atılmak bir şekilde. Ya benim ilk söyleyeceğim şey şu ama sadece buna odaklanmayın. Sadece ilk şey söyleyeceğim. Abi hayatın sonu değil. Tabii ki. Burada kesinlikle şey var. Öyle. %100 katılıyorum. Hani şöyle abi şu üniversiteye gittim ya çok kurtuldum hani Boğaziçi yani. Ya da öldüm bittim. Evet. İkisi üniversitesine gittim. Taş Üniversitesi'ne öldüm bittim. Bir kere bir kesinlikle bu olduğunu düşünmüyorum. Evet. Hayat yeni başlıyor. Ama yani, Taş Üniversitesi bir şey katmıyorsa orada vakit kaybediyor aslında. Evet bu da doğru. Bence ikinci şey İngilizce abi. Yani, aynen bunları yapalım. Yani ekstra ne olabilir? Çünkü bak Türkiye'de herkes İngilizce bildiğini iddia ediyor ama bilmiyor. Yani bir toplantıya giriyorsun, insanlar zor, falan kalıyor. Evet. Ya da bir mail geliyor, işte translate'e bakmadan cevap veremiyor vesaire. Taş Üniversitesi'nde okusaydım ben biraz açıkçası şey olurdum. Yani Türkiye'de eğer mesela bilgisayar falan okumuyorsam bence iyi bir iş bulabilmem çok mümkün değil. Eğer girişimci ruhum yoksa da böyle piyasaya atılacağım, kendi kendime bir şey yapacağım diyemiyorsam da yurt dışında kapağı atmaya çalışırdım açıkçası. Yani bu Amerika'ya falan gidiyorlar. Dil okulunda Kanada'ya gidiyor adam. Orada Uber şoförlüğü yapıyor. Bir şey yapıyor. Yırtmaya çalışıyor. Tutunuyor. Şimdi bu hikayeler çok oluyor ama bu hikayeleri yapabilmen için biraz şey olman lazım açıkçası. Yırtık olman lazım. Yırtık ve biraz düşmüş olman lazım. Yani köşeye sıkışan adam bunu yapıyor. Yoksa Boğaziçi'nde okuyan adam gidip Kanada'da Uber şoförlüğü falan uğraşmaz bunlarla. O pozisyonda olsaydım o zaman survive etmen gerekiyor abi. Bunu da yaparsın. Bizim eski nesil yaptı ya gurbetçiler vesaire. Evet. Çok da iyi duruma geldiler bunu yapınca. Evet. Bunu kovalardı. Çünkü Türkiye'de sen Taşlı Üniversitesi kötü bir bölüm. Önünü tıkarlar. Çok bir yere gidemezsin. Çok bir yere gidemezsin. Hissediyorsan da artık şöyle bir şey var abi. Kabuğu yırt. Eğitimli ama aynı zamanda beceriksiz olmak. Beceriksizden kastım hani sen tam olarak para karşılığı olabilecek ne yeteneğine sahipsin? Bu sorunun cevabı yoksa evet. Yani bu Excel kullanmak da olabilir. Hı-hı. İyi bir marangozluk da olabilir. İyi bir Hı-hı. satışçılık da olabilir. Ama sadece diploman varsa bu en kötü senaryo oluyor aslında. Evet, hiçbir işe yaramıyor. Evet. Çünkü genelde insanlar 17-18 yaşında çalışmaya başlayınca belli bir network, çalışma disiplini ve özgüven geliştiriyor. Bunlardan geri kalmış oluyorsun. O yüzden bana hep soruyorlar staj. Ya nasıl buldun önemli değil. Artık tanıdık mı araya sokuyorsun? Artık bir şekilde evet. Yırtarak mı giriyorsun? Staj yapmak. Mesela bak kötü bir pozisyonda olmak hiçbir zaman sizi demoralize etmesin. Mesela bizim İbrahim felsefe okudu. Mühendis kötü bir pozisyondaydı. Mühendis. Adam yazılım öğrendi. Mühendis dedi ki oldu. Ben bu felsefeden bir yere gidemem. Yazılım kodlama öğrendi. Yapabiliyorsun. Köşeye sıkışırsan yaparsın abi. O yüzden hiçbir zaman demoralize olmayın. Hep bir çıkış yolu da var. Ama İbrahim o kadar saldın ki cevap hakkı doğdu. İbrahim cevap hakkı var. Sallayıp evet. Uyandırıyorum. Mehmet Akif ve Ahmet Arif kardeş mi? Evet kardeş. Ne kardeşi? İkizler. Aynen. Yani ikizler kardeşi bile. Bırak ikizler. Başarıya giden yolda her şey mübah mıdır? Buna mübah diyen kim var ya? Çok Machiavelli kaldı. Mübah değildir ya. Yani Machiavelli'nin başarıya giden yolda her şey mübahtır da şey değil galiba. Sıradan bir insanın başarıya giderken ki mübahlı değil de sanki sen bir prenssen, bir sorumluluğun var ve orada devletin bekası daha önemli bir şey ya. Evet. Ve belki oradan da kurmuş olabilir şu an tam şey hatırlamamakla birlikte. Yani o kontekste ya yoksa Machiavelli şunu demiyordur herhalde. Abi sen başarılı olacaksan ve herkes ölüyorsa sen başarılı olmak için bunu yap demiyordur herhalde sıradan insana. Prensi o kadar hatırlamamakla beraber. Ben bu arada şimdi buna mübah değildir diyeceğim ama kendi içimde bir eleştiri de yaptım. O da şu abi. Zaten biraz az buçuk başarılıysan ve bu oyunu iyi oynuyorsan arkandakileri dönüp ve başarılı olmayanlara abi bu oyun böyle oynanmaz. Kurallara göre oynayacaksın dersin. Yani başarıya giden yolda yani başarılı olanlar Hı-hı. zaten bu hayattan satisfy olmuş olanlar bu oyunun işte mübah olmadığını söyler. Mübah arkadaşlar mübah değil hani bak kurallara göre oynuyoruz değil mi? Yani ahlak güçlülerin güçsüzlere giydirdiği bir kılıf gibi geliyor. Onun için hani diyor ya zayıflar güçlüleri. Aynen güçlülere giydirdi. Ben de bir yandan hani güçlülerin güçsüzlere giydirdiği kılıf ahlaklı olun gibi geliyor. Yani ahlaklı olun ve bu oyunu kurallarına göre oynayın. Çünkü zaten kurallar onları kayırıyor. Abi kişisel olarak bana şey gibi geliyor zaten yani başarıya giden yolu bu kadar önemseyen bir adam çok mutlu bir adam olamaz zaten. Tamam o yüzden bunu boş ver. Abi de tam buradaki ben şimdi bu büyük sorulardaki şöyle bir somutlama sıkıntısına düşüyorum. Ne yapıyor mesela bu adam mesela KPSS için işte kopya mı çekiyor? Aynen işte aynen onlar. Milletin önüne mi geçiyor falan. Tabii o tarz şeyler yani. Bu tarz yani. Aşağılayıcı şeyler bunlar bence insan onunla aykırı. Hani şu da olabilir mi acaba hani bu kadar basit bir şey mesela kent kart yüklerken İstanbul hani milletin önüne geçmece falan pardon. Hani bazen hani kadar değildir. Ne kadar ufak şeyler ne kadar büyük şeyler kafamda tam canlanmıyor. Yani dolandırıcı ve yalancı bir adam olursan çok zengin olabilirsin. Bunu kabul ediyor musun? Bu aşağılık bir şey ya. Bence de aşağılık bir şey. O yüzden çok şey değil. Ama mesela bu şöyle bir şey olsaydı hani senin o başarına giden yolun bir toplumsal faydası olsaydı o zaman belki bir mantığı olabilirdi. Daha çetrefilli bir soru olurdu. Çetrefilli bir soru olurdu. Sizce Türkiye'nin her konuda iyi olduğu dönem hangi iktidar zamanıydı? Öyle bir dönem yoktu bence. Yoktu. Evet. Belki vardı da sen söylemek istemezsin o yüzden yoktu. Önümüzdeki 5 yılda AK Parti iktidarı boyunca muhalefetin gerçek anlamda ne yapması gerekli? Ya çok zor bir soru. Buna ayrı bir video çekmek lazım. Ben kendi şeyimde anlatırım ama yani abi çok... Yaşar artık muhalefete bir şey söyleme kardeşim sen. Hayır sürekli muhalefete şey konuşacağım bundan sonra abi. Bu muhalefet düzelmeden ben iktidara geçemiyorum. Yani muhalefetteyim. Ben zaten ömür boyunca muhalif bir adamdım. Sen her zaman muhalif kalacaksın. Yaşar sol iktidara gelsin yine muhalif olur. Evet. Gücün yanında konumlandırmayı bilmiyorum. Hani çok ben şey severim abi. Ben gücü severim. Sevmiyorum. Yani gücün karşısında olmak. Çünkü onu denetlemek lazım. Güçlünün trajedisini bilmiyorsun Yaşar. Nedir o güçlünün trajedisi? Güçlü olmak tabii ki. Güçlü kalmak. Sorumluluk var. Güçlü kalmak zorunda olmak. Yani güçlü olduğu zaman kirlenmek zorundasın abi tamam mı? Bir bedel ödersin aslında. Biraz şeydi zenginlik de öyledir, başarı da öyledir. Bir bedel ödersin aslında. Ya abi hem güçlüler hem de bize ahlak satıyorlar biliyorsunuz. Seyirciler. Şaka yaptım. Ben çok keyif aldım soru cevaptan. Teşekkür ederim. Aynen keyifliydi, güzel sohbet ettik. Seninle video çekmeyi özlemişim. Ben özellikle İbrahim'in varlığı çok değerli bir. Bu sessizliğiyle bizi terbiye etti. Katkı oldu. Aynen. Evet, sessizliği ve bakışlarıyla. Benim için şey oldu böyle. Çok keyifliydi arkadaşlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bizi desteklemeyi unutmayın. Unutmayın 49W sizin destekleriniz de var. Kupalar bitti mi? Kupalar bitti ama yakın zamanda yeni içerikler gelecek. Tişört veya... Yaşar tişört satalım diyor. Bez çanta da olabilir. Bez çanta satalım diyor. Fikirlerinizi yazın, ne satalım? Evet, ne olsun bence isterdiniz. Çok şey değil abi. Bu bir şey satmışız oraya. Satalım ya. Satarız da yani para için çok anlamlı bir operasyon olmuyor. Çok anlamlı değil hani işte arkadaşlar işte biraz destek olun. Yani erkeklere çok satamayız abi bez çanta. Erkek siz de abi şey yapın. Biliyorsunuz cinsiyet rolleri var. Ben bir erkek olarak bez çanta çok kullanmıyorum açıkçası. Anladım. Kullanmadığım şey yapalım. Satamam. Sana şu böyle yandan asmalı çanta yapalım. Bakalım tişört olabilir. Evet, bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın.